Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu modelin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde ön tarafı şöyle, arka tarafı arkadaşlar. Şimdi bu modelleri, bu ilmekleri nasıl oluşturduk? Onu size göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde 6,5 numara veya siz 7-8 kullanabilirsiniz. Şiş kullandım 6,5 numara ve ince şiş olarak da 2,5 numara şiş kullandım. Bu iki şişle bu modeli oluşturdum. Şimdi başlıyorum. İlmeğimi aldım, ilk ilmeğimi ve bunu kalın olan şişime bu şekilde takıyorum. Ve ilmeklerimi önce baş parmağımdan sonra işaret parmağımdaki ip alarak bu şekilde ilmeklerimi oluşturuyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken tek nokta, ilk yaptığımız ilmeklerin arasında şöyle biraz boşluk bırakmak. Çünkü hani kullandığımız ip ince bir ip, ankora bir ip ve şişimiz kalın. Eğer hani bu şekilde yapmazsak başlangıçta yaptığımız hani bu sık sık yaparsak eğer ilmeklerimiz sık sık olacağı için ilk başta alt tarafta bir büzgü oluşturmuş oluruz. Onun için böyle seyrek seyrek aralarını açaraktan istediğiniz kadar, ben alttaki modelde 40 tane yapmıştım. Şimdi size göstermek için yapıyorum. Ve bu modeli ben hani kızıma yelek olarak yapmak istiyorum. 4-5 yaş. Ve onun için de şimdilik sadece size modeli göstereceğim. İleriki zamanlarda eğer yapabilirsem yeleğe dönüştürüp veya hırkaya dönüştürüp size göstermek istiyorum. Şimdi birkaç tane yaptım ve ilk ilmeğimi 2,5 numara şişimle bu şekilde alıyorum. Önce düz aldım. Sonra ikincisini normalde arka taraftan alıyoruz ya, ön taraftan alıyorum. Şişimi bakın bu şekilde geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu düz örme tekniği. Bu şekilde. Ve tersi, normalde arkadaki ipi alırız. Bu sefer öndeki ipi alıyoruz. Düzü ilmeğin içerisinden geçirip arka taraftan çıkartıyoruz. Tersi de şu şekilde çıkartıyoruz. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve tamamen bundan oluşuyor. Tek dikkat etmeniz gereken tersi, yani normal düzü zaten düz yapıyoruz bu şekilde. Tersi de öndeki ipi alaraktan örüyoruz. Bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Pek başlarda neye benzediği belli olmuyor ama ördükçe modeliniz ortaya çıkacaktır. Şimdi ince şişimde ipim ve ilk ilmeğim ters olduğu için ipi şu şekilde tersten alıyorum arka taraftan ve düzü bu şekilde düz örüyorum. Tersi de şöyle ön taraftan alıyorum. Düzü düz. Tersi ters ve öndeki ip alaraktan örüyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam ettireceğiz. Dediğim gibi ilk başta model belli olmuyor. Nasıl bir şey olduğu ortaya çıkmıyor. Ördükçe kendini gösteriyor.
ve iki tane farklı şiş kullandığımız için bu görüntüyü, yani alttaki görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde sonuna kadar geldik. Zaten hani biraz biraz modelimiz, ilmeklerimiz kendini belli etmeye başladı. Yine bir sıra daha göstermek istiyorum. Bakın bu sefer ilmeğimiz düz, düz olarak, boş olarak alıyoruz. Tersi ipin ön tarafından şu şekilde alıyoruz. İlk başlarda zorlanırsınız. Ben hani biraz da kamera açısından, şişlerin de uzun olmasından dolayı yaparken size göstermek için biraz zorlandım. Ama siz hani kameranın altında yapmayacağınız için kolay kolay örebilirsiniz. Zaten hani farklı bir teknik uygulamıyoruz. Bir ters bir düz uyguluyoruz. Çok hafif, narin bir model. Yani ince ve bu şekilde ince ve kalın şiş kullanmaktan dolayı böyle harika bir model ortaya çıkıyor. Gerçekten uygulamanızı, denemenizi tavsiye ederim. Burası bakın ters kısmı. Sonuna kadar ördüm. Şu kısmını. Şimdi elimdeki tuttuğum yer. Ve düzü de arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Alttaki kısım olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Dediğim gibi yelek olarak uyguladığım zaman size de mutlaka göstereceğim. Şimdilik bu kadar yaptım. Devamı da gelecek inşallah. Takipte kalın. Hoşça kalın.